Sevgili arkadaşlar merhaba. Öncelikle hepinize adil bir dünya diliyorum. Bugünkü videomun konusu da zaten adil bir finans sistemi. Bazı konular caiz midir, caiz değil midir? Bu konuların tekrar bir değerlendirilmesi gerekiyor. Bununla ilgili olarak gerekçelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu sunumda döviz ve faiz uygulamalarını birlikte değerlendireceğiz. Bu değerlendirmeler sonucunda çok farklı bir bakış açısına sahip olacaksınız. O nedenle kıymetli zamanınızı ayırmanızı istirham ediyorum. Biliyorsunuz ben planlı ekonomiyi uzun süreden beri savunuyorum. Bunu savunmamdaki sebep, buraya gelmemdeki sebep esas itibariyle hem dini inançlarımın ve ideallerimin bir arada yürümesi gerekiyor, hem de dünya gerçeklerinin ve günümüz gerçeklerinin bir arada gitmesi gerekiyor. Bunların arasında kaldığım için böyle bir sistem ihtiyacı hasıl oldu. Olaya tabii ki dini açıdan bakmak deyince birçok sosyal demokrat veya seküler kesimden tepkiler de gelmesi mümkündür. Ancak netice itibariyle sonuca geldiğimizde onlar da sosyal demokratsalar amacımız aynıdır. Zira dış güçlerle birlikte uygun ortamları yakaladıklarında bu döviz stoklamaları büyük yıkımlara neden olmakta ve ülkemizde enflasyonu körüklemektedir. Bu enflasyonlar da fakirlerin lokmasından alıp bu parayı zenginlere dağıtım yolu sağlayan bir sistem. Biz aslında diyoruz ki bak evet falan kişi bir ihracat yaptı ama onu binlerce kişinin lokmasından alıp o kişi ihracat yapıyor ve muhtemelen o kişiye de kalmıyor. Yurt dışındaki birilerine biz kendi ekmeğimizi ve üstelik bizden daha gelişmiş durumdaki, daha iyi durumdaki ülkelere sırf dövizin hatırına gönderiyoruz. Bu uygulamanın sebepleri biliyorsunuz bir tanesi döviz sıkıntısı ve dövize olan kutsallık, dövize addedilen kutsallık. İşte bunun çözülmesi gerekiyor. Çözülmesi için de dini açıdan işte imamlar, hocalar veya dini ulema diyor ki paranızı dövize yatırın. Bu helaldir ama faiz haramdır. Halbuki işin temel esasına baktığımız zaman iyi bir değerlendirme gerektiren bir konu bu konu. Zira işin özünde fakirlerin korunması gerekiyor. Ama bu dövizin alımı fakirliği artıran bir etmen, dövizin stoklanması fakirliği artıran bir etmen, enflasyonu artıran bir etmen. Dolayısıyla da çok iyi değerlendirilmesi gereken bir konu. Aynı şekilde biliyorsunuz işte katılım bankaları var. Diyorlar ki biz başlangıçta ne kadar vereceğimizi söylemiyoruz. Dolayısıyla bizimki helaldir ama diğer işte bankalar ne kadar vereceğini söylemiyor. Ama onlarınki işte haramdır şeklinde bir yaklaşım var. Burada tabii ki bir büyük ulemaların görüşlerine saygı duyuyorum. Ancak burada kaçırılan bir temel var ve faiz haramdır diye Kur'an'da da kesinlikle yasaklandığı için hocalar da bazı sorumluluktan kaçıyor. Bunu da burada belirtmeden edemeyeceğim. Biliyorsunuz mevcut bankalarda enflasyonlu ortamda evet faiz veriyorlar ama enflasyonun ne kadar olacağı baştan belli olmadığı için aslında sizin paranızın reel olarak ne kadar kazandığını onlar da kesinlikle garanti edemiyor. Hatta bu açıdan bakıldığında döviz kesinlikle bunu garanti ediyor ve bir günde bile size %100 bile kazandırma ihtimalleri var. Özellikle devletimize bir şekilde baskı yaparsanız ve devletimizi dövizle sıkıştırırsanız, döviz stokçuluğu ile sıkıştırırsanız bunun artık bir gerçek halini almıştır. Daha önceki videolarıma bakmanızı rica edeceğim bununla ilgili daha geniş açıklamalar için. Dolayısıyla bu sistemin yeniden ele alınması gerekiyor. Biliyorsunuz faizin aslı
Peygamberimiz zamanında işte zenginler fakirlere para veriyorlar. Kendileri çalışmıyorlar. Fakirler ödeyemeyince de onları tepelerine biniyorlardı. Peygamberimiz bu faizi yasakladı. Kur'an'da da yasaklanan faiz bu. Yani esas itibariyle fakirlere ücretsiz bir finans sağlanması gerekiyor ki bunun helalliğinden bahsedebilelim. Yani biz burada gözümüzden kaçırdığımız nokta bunun sosyal yönünün olmaması, fakir fukaraya ve alt tabakaya herhangi bir şekilde bir faizsiz finans sağlamıyor olması, zorda kalanlara faizsiz finans sağlamıyor olması. Bunun helal olabilmesi için bu noktası en önemli noktası. Yoksa herhangi bir şekilde şu andaki sistemde olduğu gibi bu para doğru şartlarda, doğru yerlerde kullanılabilirse hem alan için hem veren için bir lütuftur. Ve netice itibariyle yatırım olarak kullanılmışsa ve fabrikalar kurulmuşsa bu parayla da bu birikim bir araya gelerekten fabrikalar kurulmuşsa sonuçta işsizliği yok edecektir ve çok hayırlı bir amaca hizmet etmektedir. Ama şu andaki gördüğümüz döviz stoku uygulaması ise tamamen ülkemizi sıkıştırmaya yönelik, faizlerin artmasına yönelik bir uygulamadır ve tamamen başıboş bir uygulamadır. Biliyorsunuz şu anda işte birileri patates stokladı, yağ stokladı, şeker stokladı diye birilerine baskın yapıldı. Ama hiçbiriniz döviz stoklayanlara baskın yapıldı şeklinde bir haberle karşılaşmadınız. Zira dövizli olanlar çok iyi kişilerdir. Yani onlar herhangi bir şekilde stokçu falan değildir. Onlar gayet güzel dövizlerini ceplerine koyuyorlar. Ülkemize hizmet ediyorlar gibi bir lanse edilme durumu var. Yani şu anda Türkiye'mizde daha önceki bunu videolarımda ele almıştım. Tekrarlamak istemiyorum ama ne kadar döviz varken işte görüyorsunuz bir kıtlık oluşuyor. Dolayısıyla bu açıdan bir tekrar değerlendirilmesi gerekiyor. Bu caiz midir, caiz değil midir olayının bu açıdan tekrar değerlendirilmesi gerekiyor. Şimdi o bankaların diğer yaptığı bir uygulama daha var. İşte o da biliyorsunuz kura sistemiyle ev alımı vesaire şeklinde. Halbuki bu sistemde de enflasyonun ortamında çok sakıncalar var. İlk başta çıkan gayet güzel kazandı ama en sona kalan ağladı. Çünkü o günkü şartlarda evler 400-500 bin liraydı. Bugün 1 milyon 200 bin lira evler. Maalesef sonra kalanların alma şansı olmadı. Gördüğünüz gibi bu da adil bir uygulama değil. Dolayısıyla bu sistemlerin adil yönünü artıran uygulamalara caiz dememiz gerekir. Biliyorsunuz imamlar da sadece namazını kıldırıyor. Bu hani din adamlarına girmişken, bu konuya girmişken ve herhangi bir şekilde diğer faaliyetlere katılmıyor. Halbuki dinimizin bir temel direklerinden bir tanesi namazsa bir diğeri de zekattır. Ve namaz ve zekat hep bir arada geçer Kur'an'da. Namaz kılınız, zekat veriniz şeklinde. Ya imamlar burada birilerini yetiştirerek camiye kendisine bir tane namaz kıldıracak bir adam yetiştirmesi gerekiyor artık bugünün şartlarında ve o kişiyi arayaraktan işte ben bugün şu hayır hasenat işine katılacağım sen namaz kıldır diyebilmesi lazım. İşte bunu da bir müftülüğe bilgi verir ve böylece bu hayır işleriyle katıldığı zaman bu dini yönü tamamlanmış olur. Bu tamamlanmayınca da biliyorsunuz tamamen şu anda cemaatlere kalıyor. Veya hayır hasenat işleri kontrolsüz bir şekilde gidiyor ve bir yönü eksik oluyor. Bunun tam olabilmesi için de bu yönünde ele alınması lazım. İmamların fakirliği önleyici her türlü faaliyetlerin içinde olması gerekir ki bu adil bir sistem olsun. Bunu da bu arada belirtmek istedim. Dövizin yükselmesi ya da faizlerin çok yükselmesi hem hükümetin hem kişilerin hem dindar kişilerin hem sosyal demokrat kişilerin
hülasa hepimizin sorumluluğundadır. Ve bu şekilde büyük faizlerin ödenmesi tabii ki ilk başta yöneticilerimizin vebalidir. Bunun uygun çözümü de, en güzel çözümü de geri dönüş süresine göre yatırım fonlarında değerlendirilmesi. Uzun vadeli olanlar işte finanse et, karını al ve devret şeklinde yeni bir sistem içinde olması. Diğerlerinin de işte esnaf fonu, çiftçi fonu gibi fonlarla kısa sürede olanlar, 2 aylık, 3 aylık, 5 aylık olanlar gibi değişik kazançlar getiren fonlar sunulabilmesidir. Burada bizim açımızdan mevcut üretimimiz yeterli olanlar olanlara yeni kredi açılmazken, yani çünkü fizibilite raporlarına göre olmalı bunlar, aç olduğumuz ve eksik olan alanlarımıza yatırım yapmalıyız. Diğer taraftan da yapılmış mevcut yatırımları gümrük duvarlarıyla korumalı ve bunların daha rentable ve karlı hale gelmesini sağlamalıyız. Bu şekilde en kısa sürede geri dönüş olan alanlara yatırım yapılarak en verimli olan alan en kısa sürede gelişecektir. Ve hayırlı hizmetler daha çabuk gerçekleştirilecektir. İsraflar önlenecektir. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.